maçın var. Ne var? Antrenman maçın var. Evet, antrenman maçı. Forvet mi oynuyorsun? Orta saha. İsim neydi? Serpil Şahin. Serpil, sen bunu gol atacaksın. Defans oynuyorum ben, Hira. Sen bunu gol yedirmezsin. Bu takım galip. İnanıyorum. Diğer arkadaşlar nerede? Gel bakayım, gel. Gizli santur. Gel, gel, gel. Bırak, sen buyur, gel bakayım. Gel. Koşarak gel bakayım. Gel bakayım. Gel, gel. Sen gizli santur musun? Nesin? Evet. Evet hocam. Gol atacak mısın? Tabii. Antrenman gol keyifli oluyor mu? Çok, çok güzel oluyor ya. Rakibiniz biz çok nasıl? Seviyoruz. Oyuncuları tanıyorsunuz ama. Yani az önce yenilen takımdı. Bakalım. Aa, yenilen takımmış. Biz yeneriz bunları. Aramızda kalsa korktuğunuz bir oyuncu var mı? İyi oyuncu. Sinem abla var. Ama biz de iyiyiz. Var, kötü var. Değiliz. Sinem'i o zaman iki kişi tutuyoruz. Tamam mı? Aynen. Yakın markaj yapacak. 3-5-2 bam 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 gidecek. Aynen öyle. Hadi hayırlısı olsun. Hadi. Teşekkürler. Meryem nasıl gol attın öyle ya? Teşekkür ederim. Sen tecrübelisin. Kaç oldu? 3 sene mi oldu? Ya bir sene oldu ama hani hocamın sağ olsun hani 3 seneymiş gibi gerçekten güzel antrenmanlar çıkarıyoruz. Evet. Aynen öyle. Kalede kimdi arkadaşın ismi? Yani gördün onu boşluk, bir hamlenin fırsatı vermeden gol attın diyorsun. Ya zaten öyle öğretiliyor. Yani topa bakmamız gerekiyor. Çünkü her an sekebilir kaleciden direkten. Ona göre topa vurmalıyız. Golcü iyi takipçi olacak. İyi golcü iyi takipçi olacak. Evet öyle. Evet. Zaten avutla başlıyor. Hemen seni gönderiyoruz. Teşekkürler. Biray gel kızım bu tarafa doğru. Evet. Biray buradan başlıyoruz. Sen de. Evet ilk takım. İlk takım başlıyor 15 dakikada. Hazır. Görelim. Hocam anladım da şimdi niye anlamıyorlar biliyor musun? Ben çözdüm olayı hocam. Sen adam adam oynuyor ya, kız kız oynayacaksın. Adam adam. Bak adam, güzel adam. Yerden yakaladın. Hocam yok böyle. Alan oyunması mı? O zaman alan şey yapalım. Alan savunması yapalım. Tamam, tamam tamam. Hadi devam ediyorum. Hadi kız kız oynuyoruz hadi. Var mı öyle bir şey? Başkanım, Şeref Başkanım'la Mustafa daha. Başkanım şöyle bakalım ekrana doğru da. Evet bak. Bugün güzel, son derece güzel bir ortamdayız. Bayram Başkanımız son derece anlamlı bir etkinlik yapıyor. Özel bir sporcu çocuğumuzla, sporcu demeyin de sporcu aslında. Ata binmekte bir spor zaten. Evet. Aynı zamanda işin farklı bir boyutu da bir mangal olayı. Başkanım sen bu mangaldan niye anlıyorsun galiba? Ya mangaldan anlıyoruz tabii. Bugünkü yorgunluğumuzu, federasyondaki toplantının yorgunluğu vardı. Evet. Tanışma toplantısı vardı. Onun sonu, biraz geçelim başkanım. Onun sonucunda geldik burada. Allah razı olsun Bayram Başkan bizi davet etti ızgaraya. Biz de ızgaraya yardım edelim dedik. Ama çok güzel bir ortam. Mustafa bu işin herhalde piri oldu. Piri oldu.
Her şeyde olduğu gibi. Başkanım sen Rizeli'din değil mi? Yani Rize'liyim. Rize'de bu şey ne diyorlar yani bu Mısırlar. Koliva. Hani o grup hani konser verdi. O grup Koliva mı işte? Grup Koliva işte. Allah Allah. Köfteye ne diyorlar peki? Köfte diyorsun. Köfte. Yok öyle bir şey, beş köfte diyorsun. Yok. Asım başkanımız da burada. Asım başkanım gel. Şimdi Mustafa Kaya bir anda köftelerle şey mi? Haşır neşir güzel mi köfte işi? Yapıyor mu? Vallahi çok güzel, sağ olsun arkadaşım, buradaki arkadaşım. Bu işi hazırlamış zaten. Bize de böyle naçizane hani yarım elma gönül alma gibi ona yardımcı olmak kalıyor. Doğru. Bunu pişirirsek mısırları da bir kısmı... Şerif Başkan sorumlusu değil mi? Tabii o mısır sorumlusu. Asım Başkan Asım Başkan'a da bir görev var. Asım Başkan'ın federasyon gözlemcisi onun olarak. Onun yeme görevi var. Bu reis. Başkanım bu... hata var mı? Yani taktikte yok, bir kural dışılık var mı burada? Sistem çok güzel. Vallahi 40 yıllık ızgaracılar gibi yapıyorlar maşanla. Şeref Başkan. Bu reisimiz artık. O bizi denetliyor. Ona göre yok, puan verecek. Yani göze hitap ediyor. Bir de evet. Çocuklar şimdi idman yapıyor. Buradan gelip yiyecekler. Sponsorumuza da teşekkür ediyoruz buradan. Böyle güzel bir ortamda bu çocuklara bunu ikram edeceğiz ellerimizle. Başkanım şimdiden buraya herkese... sıklıkla gelelim ya. Biraz duman altı olduk. Biraz hafiften kamerayı çevirebilirseniz oradan. Başkanım biraz... Mustafa bizi duman altı etti. Çaktırmayın ama ya bu ne ya? Şimdi koyduk başa koyduk. Bu tepsi... Bizi çağırdı oraya duman etti. Benzemiyor değil mi? Talim, Mustafa da bugün nazar vardı. Nazar uyuyor. Mı? Federasyonda uyuyordu. Burada duman büyüsüyle beraber bu işi hallettik inşallah. Evet. Mustafa Kaya... Aynı zamanda federasyon temsilcisi mi? Neyi oluyor? Evet temsilci. Yani temsilciye de görevler dağıtılmadı ama yapılacak. Şimdi öyle oluyordu ama kuralları uyar diyorsun. Kuralları uyar. Çok kural. Federasyonda Beykoz'dan 4 kişi diyor. 5 kişiyiz. Evet Allah. Asım Başkan'ı peşinde gidiyoruz yani. Şey de var. Neydi? Kabacığın başkanı. Başkanım da onun kurulunda var. Onun kurulunda. Bu arada altı. Köfteler yanmadan başkanım sen eşlik et. Bu Mustafa yaktı köfteleri. Vallahi yakacak. Ben bir antrenmana gidip başkan. Geleyim. Bir antrenmana gidip geleyim. Tamam. Köftelere bakın. Ya ben kızlar taktiği çözdüm. Önce var hata yapıyor. Sorayım bakın ne hatası? Yani ben tam futbolu bilmediğim için. Sen biliyorsun ne hatası yapıyor? Bence hata yok yani. Var büyük bariz bir hata var. Yok hocada hata yok biz sadece. Hocada hata yok. Kötü değilsiniz kızlar. Hata ne biliyor musun? Ya adam iki demir ki adam oynuyor. Ya siz kız oynuyorsunuz ya. Hani adam nereden çıktı ya? Burada yabancı var adam mı? Bir tek erkek hoca var ben var. Kız oynayacak. Sağa git sola git. Kızım sola. Ya adam ne ya? Doğru değil mi bence? Ya işin gülgül şaması bir tarafa. Baya yoruldunuz galiba. Yani evet. Üst üste. Böyle mi oluyor ya? Ben evet. Vallahi sizi izlerken bak saçlarına teller dökmüş. Alın teri. Yok. Sadece yaş olarak büyük olduğum için öyle görünüyor galiba. Öyle ya, saygı duyuyorlar ondan yani. Evet, saygı. Evet. Herkes birbirine saygı duyuyor. Sen beni kızıyor musun? Ne yapıyorsun? Yok, kızmıyorum. Ben şey gördüm. Yapıyor. Sen var ya. Niye saçını çekiyorsun arkadan? Pas vermece. Ablan o senin ya. Yine bir şey almadım. Gördüm. Ben gel bakayım ya. Sen gizli sandın. O sen gel. İsim ne senin? Yağmur. Niye ne alın isimleri? Sinem, Yağmur. Meryem. Medine. Hepiniz dört köşüksünüz. Yani aslında burada sahaya çıkmak dahi Medine bir cese. Medine kimdi? Medine mi vardı? Medine cese hakkında özellikle seni tutuyorum. Yani... Kendi isimle geldin. Arkadaşını evet. Mı getirdin? Nasıl oldu? Yo ben küçüklükten beri futbol kursuna gitmek istiyordum. Evet. Liseye geçince de kaleci Esma. Evet. Hani futbol kursuna gidiyorum dedi. Özkan Hoca'yı hani anlattı bana. Ben de dedim hani şansımı deneyim. Bir de ablamlar çok istiyordu benim hani futbolcu olmamı. Yani saygı duyuyorlardı. Kızım ben çözdüm olayı. Ablan iddia oynuyormuş iddia. Yakaladım iddia oynarken. Hayır. Yarın öbür gün TFF 3. ligde oynarken bak Meryem şahit olaya maçlar oluyor değil mi? Evet. İddia mı oynuyor ablan kız? Yok. Oynamıyor değil mi? Böyle kötü alışkanlık yok. Biz sportmen. Türkiye'nin en sportmen takımına geldik. Evet. Ablanın önermesiyle geldin. Yani ablamın önermesiyle dedim yani ben zaten araştırıyordum falan hani futbol kursuna nerede gidebilirim Beykoz'u falan araştırıyordum. Evet. Hani ben de ablamları da anlattım. Hani Esma'yı falan söyledim.
tercih ettim falan. Tamam git dedi, hani şansın dedi. O da çok istiyor ablam. Benim futbolcu olmam, hani git yani git dedi. Ben de geldim. Seni çıkartmıyor, baban getiriyor sadece. Ya gel, babam evet, mı? Evet, büyük destekçi. Mehmet abi gel şuraya, Mehmet abi gel, Allah'ın söylesen ya. Ha, ben emin de sen evet. Şöyle bir bakalım Mehmet abi, şu ekranda bakalım. Evet. Mehter marşı ile oynuyor. Mehter marşı. Bazı ver Mehter'i diyorlar ya. Sen niye zorla mı getirdin maçaya? Yok, onlar kendi istekleriyle. Tabii canım, ben yoksa niye getireyim? Çocuk Mehmet abi, ben seni 3 senedir görüyorum size. Hep takip ediyorum. Evet. Destekliyorum. Tabii her zaman. Elimizden gelen her işi yapacağız kızlarımız için. Ben size söyleyeyim. Niye voleybol, kızlar için ideal. Orta bir yerli değil. Biliyorsunuz yani. İdeal. Var jimnastik evet. Yazan. Değil mi? Voleybol. Niye voleybol değil mesela? Sporun cinsi yok ama. Evet. Sporun cinsi yok. Evet. Ben voleybol da istiyordum ama hani futbol... Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi futbol dediğinde hep erkekler geliyor, Ben o kadar erkekle futbolunu sevdim ama ben şimdi 3 seneden beri dediğiniz gibi geliyorum, bütün maçları söylüyorum ki kızlarımız erkeklerden daha güzel oluyor şu anda. Yani ben kendi seyrettiğim bir kadar yani cinsiyet yoktur adam ya, adam sabahtan beri adam oynuyor. Niye kızlar? O sevdiğine söylüyor. O sevdiğine söylüyor. Adam bak, Özkan Hoca'ya diyecek misin bunu? Kız. Valla şimdi Özkan Hoca onları sevdiği için her şeyi söyleyebilir. Biz bir şey diyemeyiz ona yani. Hocalarımız, yani iyi hocamız çok iyi. Kızlarımız da çok seviyor hocalarını. Yani. Ya Mehmet abi, işin neşesi, gırgır şamatası. Hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah sakatlık, kaza, bela, hastalık vermesin. Gerçekten de Beykoz adına, Beykoz gibi İstanbul'un kıyısında, köşesinde unutulmuş bir ilçede bir kız futbol takım olduğunu, yani insan rüyana inanmıyor değil mi? Valla ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben sosyal medyadan da çok yazdım Beykoz'daki kızlarımıza destek olalım diye. Yani ben şimdi de bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. Herkesten de destek bekliyorum. Ben çünkü dediğim gibi kızım bu işin içine girmek istedi, ben seve seve de getirdim. Ki bazı anne babalar var, kısıtlıyorlar. Ben bunu istemiyorum çünkü eğer kısıtlarlarsa bu çocuk internetten ayrılmaz. Affedersiniz, kötü alışkanlıkları, sigarası bilmem nesi. Kızlarımızı getireceğiz. Hem sporunu yapacaklar, hem eğlenecekler, hem arkadaş ortamı olacak hepsi için. Çünkü bugün yarın hepsi büyüdüğü zaman, bizim yaşımıza geldiği zaman aa bak biz seninle oynamıştık, bir muhabbet, bir sohbeti olacak. Ama affedersiniz, esrarını çeker, sigarasını içerse bir anlamı yok. Hocam her şey tehlikeli olur. Sokağa çıkmak tehlikeli. Ben bırakın kız çocuklarım, benim erkek çocuk var mesela, o dönem gidiyse zaman belli gelmiş 19-20 yaşında. Biz bir veliler olarak, aile bireyler olarak endişeleniyoruz. Aynen. Ben takdir ediyorum gerçekten de. Biz ortama biraz neşe katalım diye biraz şeylikler yaptık ama samimiyetle işin ciddi tarafına bakarsak da bu spor dalıyla uğraşılıyor. Rüzgarlı Bahçe gibi kendi ayağıyla kavrulan bir kulüpte de şu tesislerde yani... Eksikleri söylesek belki bir saatte eksikleri anlatmamız. Anlatamayız. Bitiremeyiz ki biz şimdi yani devlet adamlarımızdan da yardım bekliyoruz. Biz çok kişiye başvuru yaptım. Birkaç kişi AK Parti'nin insanlarıyla da görüştüm ki destekler olsunlar diye. Çünkü hani bizim elimizden ne kadar gelebilir ki? Hani biz ne kadar daha bu işin içine gidebiliriz? Kim az bir saat yaşayan yanımızda. Tabii. Kim dört dörtlük bir fayanslı, tertemiz, hijyenik, hijyen mesafe, ya üçlü var bir tane, geri dörtlü, orta üçlü gibi, yani bu an kullanıyoruz ama hayata yerleştirmek lazım. Bu Rüzgarlı Bahçe tesisine geliyorum ben, bakın bugün de girmedim, soyunma odaya girmek istemiyorum. Niye? Ya ben istiyorum ki en modern haliyle olsun, evet, en duşlarıyla, şeyleriyle, sağlıklı ortam olsun. Ya yani insan bir girdiği zaman çekinmesin yani, yukarıdan böcek inmesin. Aynen, yani, çok doğru. Ya her zaman işte bizim... Ya bizim kızlarımız her şeye yakışır. Bizim kızlarımız her şeyin iyisine gidecek bundan sonra. Bu arada Bayram abi geldi, köfte şikayet yaptı da köfte bitiyor dedi, kızlar bitmiyor dedi. Kızlarımız aç, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şunu başkalara verdi dedi, siz dedi idare edin. Bak gel Bayram Başkan, gel. Bayram Başkan. Ya köfte kaldı mı kızlara ya? Var ya. Var mı yani? Yolda çok yoruldular zaten. Yorulmamışlardır ya. Soran, yoruldunuz mu kızlar? Yorulmazlar ya. Yorulmazlar. Ya çok saygı duyduğum spor adamlarındansın. Allah seni var ya bu kulübün başından eksik etmesi, Allah sağlıklı günler diyorum. Hastalık, kaza, bela vermesin. Biz yeterli takipçi olalım, gelelim vaktimiz yetince. Hakkını delal et. Yönetim kurulunda olma sebebiyle de sen bize her zaman yazdın. Ben gelemiyorum dedim. Yani bir mahcubiyet içerisindeyim ama geldiğim zamanlarda da işte gönüllerini alma derdindeyiz. Abi, kusura bakma, yoğunuz yani.
Senin sayende biz de reklamımızı yapıyoruz. Evet. Kızlarımız Beykoz'da tanındı sizin sayenizde. Evet. İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Şimdi köfte yemeye zamanı hadi. Teşekkür ederim. Hadi bakalım gidelim köftelere. Alkışlayın tamam hadi bakın. Antrenmana devam. Hadi. Devam artık. Hadi. Herkes yerine al. Gel. Gel bakın. Gel. Herkese almayan var mı arkadaşlar? Ağlayan var.